geldiniz Rahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sigara bırakma sürecinde kaçıncı aydayız? Yaşam kalitesi değil. Artık sigara tuttuklarımı rahatlıkla... Nasıl çekiyor? Canım şeye daha çok sıkıldım. Ömer'e bir bozuk oldu. Ya da size işe haber aldım da. Sonra da aklınıza gelebiliyor. Peki o zaman ne yapıyorsunuz? Dediğim önerileri uyguluyor musunuz? Derin nefes alıyorum. İç beslenizi azaltıyor. Peki iyi ki bıraktım diyor musunuz 8 ay sonunda? Tabii ki. Sağ olun. Bırakmayı düşünen yakınlarınız oldu mu sizden sonra? Yani bu durumda bizi mutlu ediyor. Sizin gibi bırakan ve bu süreçten memnun olan insanları görünce sizi tekrardan tebrik ediyorum. 47 yıldır sigara içiyordum. Arada 2 yıl önce bir bırakmaya çalıştım ama yine başlamıştım. Tekrar işte polikliniğe gelip müracaat ettim. Şu an içmiyorum. Nefes alışverişimiz daha rahatladı. Yolda yürürken daha fazla terliyordum ya da merdiven çıkarken onlar azaldı. Ve ağız tadında değişiklik oldu. Maddi olarak da zaten sigaraya da bayağı bir zam yaptılar. Güzel oldu. Maddi olarak da rahatladık. Onu da işte ne bileyim o maddi olarak rahatlığı da başka şeyler de kullanıyorum. Ne bileyim işte eşimle yemeğe çıkıyorum gibi değişik şeyler de kullanıyoruz. 47 yıldır içiyordum. Tabii ki birdenbire bırakmak zor oldu. Çünkü 47 yılın verdiği bir alışkanlık var. Ama şu an iyi ki bıraktım diyorum. Çevremde fazla sigara içen de yok şu an aslında. Onun da faydası oldu. Çevremde sigara içen olduğunda o eşliğinde tabii isteğiniz artıyor. İlk sigarayı 12 yaşında falan yani işte heveslenip çocuklarla içen arkadaş vardı onunla beraber. Yani işte tam içmiyorduk ama her gün arada bir işte onunla heveslenip içiyorduk. Öyle başladı. Buraya Alo 171 ya da Sivas Sağlıklı Hayat Merkezi'ni arayan sigara içen danışanlarımız randevu alıp gelmekte. Ortalama poliklinikte görüşme süremiz 40 ile 60 dakika arasında değişmekte olup biz kişiye özgü bir görüşme yapıyoruz. Bizim için sigara bağımlısı yoktur, danışan vardır. Kişi neden sigara içiyor, neden bağımlı oldu ve sigarayla ilgili alışkanlıkları neden oluşuyor ve bırakmakta neden zorlanıyor? Kişiye bunu detaylı bir şekilde örneklerle anlatıyoruz. Kişi geldiği süreci doğru anlar ve bunu hayatına entegre ederse, yani davranış değişikliklerini biz hayatına ekleyebilirsek bırakmayı daha da kolaylaştırıyoruz. Sigarada bazı alışkanlıklar çağrışımı arttırıyor. Özellikle dert keder sigarası ve keyif sigarası, el dudak tiryakiliği. Bunlar bizim bırakma sürecinde zorlandığımız, kişiyi sigarayı hatırlatan, anımsatan şeyler. Bunlarla nasıl başa çıkabileceğini, nasıl mücadele edeceğini anlatıyoruz. Ve bu sürecin daha kolay geçmesi için bizim bazı ilaçlarımız var. Bunu kişiye özgü tedavi uygulamaya çalışıyoruz. Temelde 3 tedavi var ama mevcut hastalıkları, önceki tedavi deneyimleri varsa bunlardan hangilerinden fayda görüp görmediği, yine kişinin yaşı, herhangi bir mani var mı kullanmasına, bunları belirleyip kişiye en uygun tedaviyi uygulamaya çalışıyoruz. Kişilerin daha rahat, daha az yoksunluk çekerek kolay bir şekilde bırakmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bırakmayı tavsiye ediyor musunuz? Evet. Çok güzel. Sizin gibi bırakan danışanları görünce biz de motive oluyoruz.